Bakmak, bakabilmek, gördüğünün idrakine varabilmek. Şimdi bir gün söyledim birkaç defa, Harput'un o ön tarafında, tepenin üstünde durdum. Kalede değil yani. O şehre baktım öyle. Bu şehirde 400 bin, 500 bin insan üç öğün yemek yiyor. Bu 400 bin, 500 bin insanın meyve ihtiyacı var, su ihtiyacı var, hava ihtiyacı var. Bu 400, 500 bin insanı yüzle çarp, binle çarp, o kadar hayvan var, mahluk var, böcek var, inek var, sinek var. Bunların da her birinin gönlüne göre günde bir defa, iki defa veya bilmem ne kadar yemek ihtiyacı var. Gönlüne göre. Gönlüne göre. Şimdi benim gönlüm ne istiyor? Günde üç defa ondan yiyorum. Böcek ne istiyor? Onlar da günde üç defa, bir defa neyse. Benim rezzakım, El Aziz'in rezzakı, ineğin, sineğin, böceğin rezzakı, mikropların, zerratın rezzakı, o şeylerin, ağaçların, sebzelerin, bilmem nelerin rezzakı, onlara gübreydi, suydu, ürününü. Böyle şimdi benim cüz'i rezzakiyetim, ondan sonra El Aziz'in rezzakiyeti, ondan sonra Malatya, Bingöl, Diyarbakır, Tunceli, Erzincan, genişle, ta İstanbul, Edirne, bilmem ne, Anadolu, Allahu Ekber, hepsine rızık veriyor. Hepsinin rezzakı. Asya'nın rezzakı, Avrupa'nın rezzakı, Amerika'nın rezzakı, rezzakiyet. İşte bu daire daire içerisinde kendi mahlukiyeti noktasından kainatı geride bırakmak şartıyla beni yaratmış, 500 bin insanı yaratmış, 81 milyon insanı yaratmış, 250 milyon Rusya'yı yaratmış, bir o kadar Avrupa'yı yaratmış, bir o kadar Amerika'yı yaratmış. 7,5 milyar insanı yaratmış. 7,5 milyarı 7,5 milyarla çarp, o kadar sinek, böcek, inek, bunları yaratmış. Şimdi senin mahlukiyetin ne kadar emek istiyor? 81 milyonun mahlukiyeti ne kadar istiyor? 7,5 milyar insan ne kadar istiyor? 7,5 milyarın 7,5 milyar misli canlı mahluk ne kadar istiyor? Hepsini yaratmış. İşte insan bu şeyle, bu tefekkürle Rabbisinin halikiyet mertebesini idrak ediyor. Allah halıktır, yaratıcı. Halk ediyor. Halk ediyor. Benim halıkım ve 7,5 milyar insan ve 7,5 milyarın 7,5 milyar misli canlı mahlukun halıkı şu anda. Ve bu an bir an sonra değişiyor, bir an sonra değişiyor. Her anda tekrar halık, tekrar, her anda tekrar halık. Her şey değişiyor çünkü. İşte bu mahlukiyetin kanalından tefekkür ederse halıkın mertebesine yanaşır. Rezzakiyetin sana olan nispetinden mahluk kainatı geride bırakırsan rezzakın kapısına kadar gidersin. Her bir ismin sana taalluk eden cüz'i kısmını bütün insanlara teşmil et, bütün mahlukata teşmil et ve onunla ibadet et, kainatı geride bırak, o ismin bizzat kendisine gidersin.
Evet. Mahlukiyetin demek bütün kainatı arkada bırakmak şartıyla mahlukiyetin kapısından Halık isminin müntehasına yetişirsin, daire-i sıfata yanaşırsın. Daire-i sıfata yanaşırsın. Nasıl yapıyor? Yapışı, sıfat yapmaktır. Sıfat yapmaktır. İsim, kendisini tanıtmaktır. Sıfat yapmaktır. Marangozluk yani. Marangozluk sıfattır. Marangoz isimdir. Allah nasıl marangozluk yapıyor? Nasıl bu burnu yontuyor böyle? Nasıl o kuşu böyle yapıyor? Nasıl o balığı böyle yapıyor? Nasıl o fili böyle böyle, o sineği böyle böyle, o böceği böyle böyle yapıyor? Sıfata yanaşırsın. Daire-i sıfata yanaşırsın. Evet. Demek bütün kainatı arkada bırakmak şartıyla mahlukiyetin kapısından Halık isminin müntehasına yetişirsin, daire-i sıfata yanaşırsın. İşte Kur'an-ı Mübin Allahu la ilahe illa huve lehul esmaul husna fermanıyla zikrettiğimiz hakikatlere işaret eder. Şimdi bir şey yapıyorsun. Bir ev yapıyorsun. Bir insanın azami boyu ne kadar oluyor? 2 metre. Kapıyı 5 metre yaptın. Sana derler ki ya sen bana fil mi geçireceksin? Zürafa mı geçecek buradan? İnsanın boyu 2 metredir. 2.15. 2.30. O kadar yeter işte. 2.40. Bir oda, işte insan 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi bir evde oturabilir. Sen her odayı yapmışsın ama bu mescit kadar. Hikmete uygun değil. Şimdi Cenab-ı Hak bir kuşu yaratıyor. Havanın şeklini, şemailini, havanın terkibini bilerek o kuşa göz takıyor. O kuşa burun takıyor. O kuşa kafa yapısı veriyor. Kalkan balığı gibi böyle gidecek olsa kuş uçamaz. Rüzgar karşıdan çarpar, kuş uçamaz. Ama bakıyorsun ki kuşun kafasını öyle bir biçim vermiş ki hiç hava değmiyor gibi yani. Hiç süzülüyor havanın içerisinden. Teknolojinin son noktasını o kuşun o kafasında tatbik ediyor. Gözü öyle bir yere takıyor, her tarafı görecek, kendisine lazım olan kulağını, elini, ayağını, pençelerini. Yani onun Halık ismi yapacak oldun, Mukaddir ismi ona bir şekil veriyor, takdir ediyor. Sana böyle bir kafa, böyle bir kanat, böyle bir tüy lazım, Mukaddir ismi takdir ediyor onu. Müzeyyin, diyor ki sen milletin kimsenin gözüne çirkin görünme. Sana öyle renkler takayım ki herkes sana hayran olsun. Bak envai türlü renklerle beziyor onu. Müdebbir, tedbirini alıyor. Sen kışın ne yapacaksın, yazın ne yapacaksın? Kışın donmaman lazım, yazın yanmaman lazım. Ona göre tüylerin, ona göre hayvanların tüylerini, mesela bu ayıların, kurtların bilmem tüylerini, boru gibi onların tüyleri. Boru. Kışın içine hava dolduruyor. O hava şeyi o havasız yapıyor. Kışın havasını alıyor o tüylerin içinin. Bir havasız tabaka meydana geliyor etiyle kış arasında. Tipi fırtına arasında. Soğuk içeri geçmiyor. Havasız kısım var o arada. Tüylerin içindeki havayı boşaltıyor kışın. Yazın havayı veriyor, serinletiyor onu. Buna kadar mukaddir nasıl olacak?
Bu kışın ne yapacak, yazın ne yapacak? Yavrusuna nasıl bakacak? Öbürüne bakıyorsun, yavrusunu torbasında taşıyor. O yavru bilmiyor, iki de bir kafasını çıkarıyor da tutup bastırıyor. Mukaddir ismi ona yuvasını, evini hazır yapmış. Hazır yapmış. Bütün mahlukat, hangisine bakarsan bak, son noktada Rezzak şey yapıyor, Cenab-ı Hak onu halk etti mi, Rezzak imdada yetişiyor. Bu ne yiyecek? Nasıl geçinecek bu? Karnı, midesi nasıl olacak bunun? Hakim ismi ona şekil veriyor, şemail veriyor. Bütün mahlukatla alakası nasıl olacak? Mukaddir ismi takdir ediyor. Burnu nasıl olsun, kafası nasıl olsun, eli böceği ayağı nasıl olsun? Ondan sonra müzeyyin ismi diyor ki sen kimseye çirkin görünmeyesin. Sen bir güzelliğin olmalı. Ona bir renk veriyor, şekil veriyor, kendi havasına göre bir güzellik veriyor. Hulasa bütün esma o Halık isminin içerisinde ufak, fazla, küçük, büyük iş görüyor. En önce teferruatına, ince teferruatına kadar onu tezyin ediyor, süslüyor, güzelleştiriyor. Havaya göre, güneşe göre, aya göre, kışa göre, yaza göre veriyor. O halde orada Halık ismi var demekle yalnız Halık değil. Orada bütün esma-i ilahiye var. Bütün esma-i ilahiye var. Yani bir motor dediğin zaman onda kalıpçılık var, dökümcülük var, demircilik var, elektrikçilik var. Ona her türlü sanat var orada. Tornacılık var, frececilik var. O hepsi bir araya gelince o motor oluyor yani. Belki her bir ismin cilvesinden sair esmaya intikal etmezse sararır. Mesela Kadir ve Halık isminin eserini görse, Alim ismini görmezse gaflet ve tabiat dalaletine düşebilir. Belki lazım gelir ki onun nazarı daima karşısında Hüve Hüvallah okusun, görsün. Onun kulağı her şeyden Kul Hüvallahu Ehad dinlesin, işitsin. Onun lisanı La ilahe illahu beraber mizened alem desin, ilan etsin.